CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, Milliyetin Bakanı Nabi Avcı'nın yanıtlaması sistemiyle meclis başkanlığına sunduğu soru önergesinde şu soruları yanıt aradı. İstanbul Kazlı Çeşme bölgesinde sınava giren adayların havai fişek gürültüleri ve sloganları eşliğinde sınava girmesi sınavın huzurunu olumsuz etkilemiş midir? Adaylar ve velilerin yaşadığı huzursuzluk ÖSYM'yi ilgilendirmekte midir? Yüksek öğretime geçiş sınavı sorularının yalnızca %20'sinin açıklanmasının gerekçesi nedir? Açıklanan sorular kim tarafından ve nasıl belirlenmiştir? Açıklanmayan ancak binlerce aday tarafından görülen soruların güvenliği nasıl sağlanacaktır? Bir yandan çok geniş bir soru havuzumuz var açıklamaları yapılırken bir yandan da yeni havuz oluşturulacağı iddiasıyla soruların yayınlanmasına engel getirilmesi çelişki değil midir? Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir sınavla ilgili bir şüphe oluşmaması için daha şeffaf ve denetlenebilir bir süreç yürütülmesi gerekirken tam tersine bir adım atılması karşısında bir inceleme yapacak mısınız? Geçmiş yıllarda sınav sorularının açıklanması ne gibi sorunlar yaratmıştır? Soru havuzu kurulmuş mudur? Bu yıla kadar sorun oluşturmayan uygulama hangi koşullarda bir değişiklik olmuştur ki sorun haline gelmiştir? Soruların yalnızca yüzde inmesinin açıklanmasının adaylar ve velileri kaygılandırdığı ve huzursuz ettiği tespitleri karşısında bu kaygılar nasıl giderilecektir?